küçüklüğümden beri hep sen yapamazsın, sen edemezsin. İşte ne yapmak istesem, hayalimi söylediğimde, hedefimi söylediğimde hep küçük görünmeler, hor görünmeler oldu. Hep engellenmeye kalkıldı. Hep alemin istediği yönde gitmem için zorlanıldım. Bu durum bende biraz özgüvensizlik ve buna bağlı bazı şeyleri devamında getirdi. Ben gerçekten bu durumumdan kurtulmak istiyorum ve bunu nasıl başarabileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu konuda bana tavsiyeleriniz varsa onları dinlemek istedim sizden. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz ederim aradığınız için. beyefendi. Sevgili oğlumuz, sevgili değerli beyefendi. Öncelikle Allah razı olsun. Pek çok gencin ortak bir sorununu dile getirdiniz. Ben şuna inanıyorum. Allahü Teala hiçbir kulunu ucu kapalı bir labirente bırakmaz. Mutlaka oradan bir çıkış yolu var edecektir. Mutlaka bu durumdan daha iyisini Allah nasip edecektir. Öncelikle bir uzmanla işbirliği içinde olmanızı tavsiye ederim. Bir uzman psikologla görüşün ve ona ailenizin durumunu anlatın. Kendi duygularınızı anlatın. Evet, bu özgüvensizlik yapar. Evet, bu insanda cesaretsizlik oluşturur. Evet, bu insanda annem babam öyle diyor ya, ben öyleysem sorularını, şüphelerini getirebilir. Ama şuna inanabilirsiniz ki Allahü Teala sizi anne babanızdan daha iyi tanımlar. Sizi anne babanızdan mutlaka çok daha iyi tanır. Ve şuna inanın değerli beyefendi. Allahü Teala her insana, bunu ben Allah'ın izniyle iddia ediyorum, şu ana kadarki öğrendiklerime dayanarak, her insanın içerisinde dünya çapında bir birey olmasına yardımcı olabilecek potansiyeli var. Siz Allah'ın sizin yanınızda olduğunu, anne babanızın söylediğinin Allah'ın demek istediği olmadığını, siz uygun yöntemlerle anne babanızın dışında başka çok değerli potansiyelinizin olduğuna da inanarak, bunu Allah'a dayanarak söylüyorum, hareket edersiniz. Size doğru rehberlik edecek birileriyle işbirliği içinde olursanız inanabilirsiniz ki artık giderek annenizin babanızın sözü sizi üzmemeye, sizi etkilememeye başlar. Onlara diyebilirsiniz ki anneciğim, size göre ben öyle olabilirim ama ben kendimi öyle hissetmiyorum. Bakın, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum, ben iyi bir insanım, ben bunu yapabilecek durumdayım. Bana böyle konuşmazsanız memnun olurum. Bu beni olumsuz etkiliyor. Eğer benim iyiliğimi istiyorsanız benim olumlu yönlerimi söyleyin. Mesela şu ana kadar ben şu okulu bitirdim. Askerliğimi Felanca yaptım. askerliğimi bitirdim. Allah'a şükür şöyle 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 yanlışlarım olmadı. Hani Elim ayağım olmuş olsa tutuyor. bile, yani Değil diyelim mi? ki yanlışlarınız olsa bile, pişmanlık tevbedir ve Rabbim affederim diyor. Tevbe edeni affederim diyor. Ne haddimize ki birilerini yaptığı yanlışlardan dolayı yargılayalım. Yeter ki insan gerçekten yanlış yapmamak niyetiyle hayatına baksın, olaylara baksın ve kendini bir hani çekidüzen vermek gibi bir duyarlılığı olsun. Dolayısıyla ben arkadaşlarıyla iyi geçinen, anne babasına saygıda kusur etmeyen, okumaya çalışan, birilerine yük olmayıp yük almaya çalışan iyi bir evladım anneciğim. Bunları söylerseniz benim daha çok işime yarar. Siz şöyle 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 dediğinizde ben kendimi kötü hissediyorum. Bu sanki benim ayaklarıma böyle tonlarca ağırlıktaki betonları zincirlerle bağlamışsınız gibi ben adım atamıyorum. Benim iyiliğimi düşünüyorsanız bana şöyle söyleyin diyebilirsiniz. Bunu görüştüğünüz uzman size daha iyisiyle, daha faydasıyla söyleyecektir. Ve inanabilirsiniz ki bunları atlatırsınız. Çok daha güzel kendilik algınız oluşur, benlik değeriniz oluşur. Ve siz şu ana kadar fark etmediğiniz ama fark ettiğiniz zaman ortaya çıkacak inanılmaz güzel değerlerin de sahibi olabilirsiniz. Ve bunu topluma aktararak Rabbimizin sizden razı olmasını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi modelleyen bir insan olmanızı sağlayabilirsiniz. Bunu siz yapabilirsiniz. Çünkü Allah size sayısız tutunacak dal verdi helal dairesi içerisinde ve bunu sağlayacak bir akıl verdi, donanım verdi. Allah'a güvenin, kendinize güvenin, anne babanızı da hoş görün. Onlar bizim başımızın tacı ama bilmiyorlar. O yüzden de biz bilen birisinden öğreneceğiz. Ben nasılım ya da nasıl olmalıyım diye. Çok önemli bir söz var değerli hanımefendi. Deniyor ki ben sende oluşur. Biz karşımızdakine sen şöylesin diye diye jestlerimizle, mimiklerimizle, beden dilimizle ya da davranışlarımızla
onun bizim gözümüzdeki değerini hissettirecek şekilde davranıyoruz. O da bundan bir çıkarımda bulunuyor. 1, 2, 3, 5 çevresindekiler kendisine nasıl davranırsa öyle olduğuna inanıyor. Dolayısıyla biz karşımızdaki insanların bu dünya için çok önemli olduklarını ve bu dünyada kapladıkları bir alan olduğunu ve bu alanı yaşadığı müddetçe dolu dolu yaşamasının ve bu dünyaya katkıda bulunmasının onun hakkı, bu dünyanın hem hakkı hem görevi olduğunu ve bu dünyadakilerin de böyle bir hakkının olduğunu evlatlarımıza hissettirmemiz lazım. Güzel, Rabbim yardımcınız olsun efendim. İnşallah. Teşekkür ederiz aradığınız için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.